Bir de ülseratif kolit şimdi. Ülseratif kolitimiz var. Evet. Şimdi bakın ülseratif kolit. Yani ya hiçbir derdi Allah kimseye vermesin. Ülseratif kolit günde 20 defa 30 defa büyük abdeste çıkıyorlar şey. Yani kimseye misafirliğe gidemiyorsunuz. Kimse size gelemiyor. Bir sosyal hayatınız yok. Bir sinemaya gidemiyorsunuz veya çarşı pazar alışveriş yapamayanlar var. Burada ne oluyor? Tabii ilk başta bunun sayısını düşürmek için yüksek kortizon veriliyor yani steroid veriliyor. Kanama varsa 60 miligrama kadar çıkılıyor. Sonra yavaş 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 azaltılıyor. Tabii bu kortizon verilince karaciğer yağlanıyor, şeker tetikleniyor, böbrek fonksiyonlarınız bozuluyor. Yani kortizon deyip geçmeyin. Yani bir sürü ağır yan tesirleri var. İşte ay yüzlü oluyorlar böyle. Şimdi burada bizim önerimiz Süpürge tohumu hocam burada. süpürge tohumunu havanda bir tatlı kaşığını süpürge tohumunu iyice ezeceksiniz ve bunu birkaç yudum suyla aç karnı pardon birkaç yudum suyla yutacaksınız. Evet. Gündeki defa şeklinde yapılması lazım. Bir Sabah zaman sabah aç şeklinde. karnı, bir akşam yemeğinden önce aç karnı bunu kullanıyorsunuz. Evet. İkinci ürünümüz de bizim burada. Aynı sefa tekrardan devreye giriyor. Civan pertemi ve ısırgandır. Üçlü bitki karışımıdır bu. Bu kürümüz aslında bizim krona da verdiğimiz bir kürümüzdür. Yani ülseratif kolit ve kron kürü de aynıdır. Atıyoruz burada bunda. Yine bir su bardağımızın içerisine. Bir tatlı kaşığı ya da birer tutam şeklinde gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu üçlü bitki karışımını. Bu da burada 4 dakika kaynayacak. Kısık ateşte. Daha sonra bunu sıcakken süzüp ılıkken içmemiz gerekiyor. Bunun da öğle yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde almamız gerekiyor. Akşamları da Melisa bitkimiz devreye giriyor bizim. Bundan da Limon melisa. Evet. Bu sedatif etkili bağırsakların hareketliliğini böyle sakinleştiriyor. Yani bağırsaklarım gurulduyor filan diyorsanız aynen. bu tür şikayetleriniz varsa mesela ülseratif kolitin dışında limon melisa çayı içebilirsiniz. Hem bağırsaklardaki gazı alır hem de iyi bir sedatif etkisi var. Evet. Bundan da yine bir su bardağımızın içerisine birer tutam şeklinde atmamız gerekiyor. Bu da akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilecek. Bu da burada 8 dakika kaynayacak. Yine sıcakken süzülüp ılık olarak içilmesi gerekiyor. Evet.